Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mecburenin dünyasına hoş geldiniz. Bugün size güzel bir vlog hazırladım. Teyzemin bahçesine gitmiştik. Teyzemin evi de bahçeli. Öyle söyleyeyim bahçe arası, bağ arası bir yerde. Güzel bir bahçesi var ve ilk açılışı köpeği Şila ile yapmak istedik. Gördüğünüz üzere çok güzel bir köpek. Ve şu anda teyzemin torunu var yanında zaten inanılmaz sakin. O olmadan önce nasıl havlıyordu, nasıl havlıyordu. Bu şekilde açılışı yapayım istedim. Bugün açılış şilayla olsun. Alıştırmışlar artık çocuklar. Ne derse Şile onu yapıyor. Şu şekilde. Rabbimin dilsiz yaratığı. Çok güzel çok. Bugün güzel bir bahçe vlogu çekeyim dedim arkadaşlar. Hani geldiğimiz yer dediğim gibi teyzemle bir bahçeli bir ev ve gayet güzel. E, kedisi de var. Adı tatlı. Kendi de zaten çok tatlı gördüğünüz üzere. E, balkonda koltuğun üzerine uyumuştu biz gelince hemen e, gözlerini açtı kalktı e, çocuklar tarafından sevilmeye alışılmış alışmış her daim benimle oynasın istiyor benimle ilgilensinler istiyor bu da küçük bir bahçesi var onu da dedim şöyle bir göstereyim size Diğer tarafta ekmiş olduğu sebzeleri var. Onları da göstereceğim. Şimdi yavaş yavaş size oraya geçiyorum. Burası gördüğünüz üzere naneler. Çok küçük ama inanılmaz lezzetli. Büyüme aşamasındalar şu anda. Domatesleri, biberleri, her şey var arkadaşlar. Yani bir bahçede olabilecek bütün sebzeler az az da olsa hepsi var. Bu da teyzemin bahçesindeki küçük asması. Maydanozları gördünüz. Ne kadar canlı ve dalından koparıp yemek gibisi yok zaten. Ben çok seviyorum dalından koparmayı. O şekilde yemeyi. E bunlar da taze fasulye artık. Çiçekleri olmaya başlamış. Ürün verecek. Bol mahsul olsun inşallah. Rabbim ağız tadıyla yedirmek nasip etsin. Benim hayalimde her zaman böyle bahçeli bir ev. Rabbim nasip ederse inşallah ilerleyen zamanlarda artık şu apartmanlardan, dairelerden kurtulup bahçeli, müstakil güzel bir ev almayı düşünüyorum. Böyle küçük de bir bahçem olsa bana yeterli gelir arkadaşlar. Evet, insan huzur buluyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani yeşillik bende her zaman en büyük huzur kaynağı. Toprak öyle. Aslında çok anlamam toprakla uğraşmaktan ama yani seviyorum. Kendi çapımda bir şeyler yapayım istiyorum. Bu da büyük asma. Kapının oradaki büyük asma ve inanılmaz güzel. Yine teyzemlerin o sokağındaki evler zaten hep bahçeli. Şu şekilde dedik ki sokaktaki biraz hem yürüyüş bir yapalım hem yine videomu çekeyim sizlere göstereyim istedim. Gördüğünüz üzere hep bahçeli buralar. Şu şekilde hep yeşillik. Her yer yeşillik. Çiçekler, ağaçlar. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten insan çok daha mutlu oluyor buralarda. Tamamıyla stresten, sıkıntıdan uzak oluyorsunuz. Yani bahçede, bağda uğraşmak. insanın terapi gibi geliyor. hazır dedik hani teyzemlere geldik bahçe huzur derken kalabalığız da zaten teyzemler gelinler dayımlar çocuklar hepimiz çok kalabalıktık dedik ki hazır kalabalığız bazlama yapalım gözleme yapalım kalabalıkta dedik bahçede yeriz hep bir elden işte hamur işlerine geliştik arkadaşlar şu anda annem zaten hamuru hazırladı eee burada bezeleme işlemi yapıyoruz. Hepimizin ayrı ayrı bir görevi vardı zaten. Kimi işte bezeleme işlemi yaptı. Kimi hamuru açtı. Kimi yağlama işi yaptı. Kimi börekleri yaptı derken. Biraz yorulduk. Yorucu oldu. Kalabalık olduğu için. Çok fazla yapmak zorunda kaldık ama. Gerçekten hani yediğimiz zaman. O kalabalıkta o sohbet. O muhabbet tamamıyla yorgunluğumuzu unutturdu. Ki hani her şeyin nasıl kalabalıkta tadı lezzeti çıkarsa biz de o şekilde dediğim gibi yaptık. Burada bazlamamız yağlanıyor. Ve sıcak sıcak başında yemek gibisi yok ki ben en çok sıcak sıcak yemeği severim zaten. Soğuduğumu çok lezzeti kalmıyor. Evet ilk bazlamamız şu an hazır. Böreği de bu şekilde yaptık. Peynirli börek. Daha sonra patatesli harç hazırladık. Soğan, baharat, patates, salça ve sıvı yağdan oluşan. Onu da yine bazlamalarımızın içine sararak dürüm şeklinde yaptık. Onu da öyle hazırladık. Ama inanın bana enfes olmuş. Çok lezzetli olmuş ki odun ateşinde pişti ya. inanılmaz lezzetli oluyor zaten odun ateşinde olan her şey. Evet börekler de sacımızın üstüne gitti. Pişme. Şu an böreklerimiz de sanırım kızarmaya başladılar. Onlar da yağlanacak. Bizim burada bazen bazı yerlerde damat böreği de derler bu böreğe. Genelde gözleme diyoruz bizler ama bazı köylerde damat böreği de diyorlar. Evet burada sacda pişiren de teyzem zaten. Büyük teyzem sağ olsun. Evet. Bu da tamamiyle böreklerimizin Bazlamalarımızın işte gözlemlerimizin hazır olduğu an çok nefis. Bu da patatesli bazlamamız da var gördüğünüz üzere tereyağlılar var. Ve margarinle yağlamış olduğumuz böreklerimiz de hazır. Enfes lezzetli arkadaşlar. Yolunuz düşerse buralara bekleriz. Buyurun gelin. Beni izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler.